Merhaba. Birazcık oynuyorum. Birazcık vakit kaybetmeye çalışıyorum. Çünkü bitrate azıcık böyle sarı turuncumsu falan olmaya başladı. Which means her an gidebilir. En azından oyundan gitmesin. Bir 5-10 dakika şöyle bir şey yapalım. Sohbet muhabbet. Ondan sonra oyuna geçeriz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Tesla'cığım, hoş geldin Şenex, hoş geldin Selman. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sinanımız, hoş geldin, selamlar, teşekkür ederim. Nasılsın Sinan? Hoş geldin. Çayımı da alayım. Çimke, çimke, bugün büyük sır çözülüyor. Aranızdan birisi gidip de internetten bir yerden bakmadıysa. Bu Asyalı yengenin gizemini çözmek için. Bugün hep birlikte öğreneceğiz. Bob Stroganoff hoş geldin, selamlar. Sen baktın zaten, sen mızıkçılık yaptın. İyi, sen nasılsın Bob Stroganoff? Hoş buldum. İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Beklediğim soru geldi. Beklediğim sorulardan biri geldi daha doğrusu. Bugün duygusalım, nedeni çok uzun. Şimdi yazamam ama Tesla biliyor. Niye? Ablan evleniyor diye mi? Benim aklıma bir tek o geldi. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Hakan'cığım hoş geldin ablacığım. Gadriyalar Akiye hoş geldin. Selamlar, nasılsın? Felix, ben iyiyim. Az uyunmadı. Bugün bir sürpriz yapayım dedim. Ve literally sıfır makyajla geldim. Sıfır makyaj. Sadece kirpiklerimi azıcık ıslattı ve hiçbir şey fark etmedi. İnanın bana. Sıfır makyajla geldim. Baktım şöyle bu kamera tipime. Dedim ki ya fena değil ya. Birazcık da alıştırayım sizlere. O yüzden bugün no makeup day. Bir şey değişmemiş sanki. Bunu iltifat olarak algılıyorum. Bunu iltifat olarak da algılayabilirim. Bunu hakaret olarak da algılayabilirim. Şöyle. Yani makyajla da pek bir şeye benzemiyorsun şeklinde de algılanmaya çok güzel bir cümle. Abla sıfır makyaj ve pembe sweatle onu onduruyorsun. By the way, haberin olsun. Teşekkür ederim Markancığım. Çok sağ ol. Bundan haftalar önce senin bir sözün vardı. Kadınların sıfır makyajım demesine inanan erkolara çok üzülüyorum gibi bir şeydi. Aklıma o geldi. Bekle. Bak şimdi nasıl kezban damarımı kabarttınız benim. Islak mendil. Ne oldu? Ne yaptın? Ben dedim sıfır makyaj diye. Üf ya, kedim yalamış gibi oldu. Şiştiniz. Ya estağfurullah, kimseye laf sokmak değildi niyetim. Ama buna alışın arkadaşlar. Hasta mısın diye sorabilirsiniz. Ben bu sorulara son derece alışığım. Ben ne zaman makyaj yapmasam insanlar iki şey sorar. Uykusuz musun? Hasta mısın? Sadece yanak silindi. Burada kontür vardır, belki inanmadım. Tamam hadi. Ha, burnumu da siliyorum. Ha.
Ah. 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 In your face. Hadi bakalım. Bugün Unpacking'in üçüncü partını oynayacağız. Üçüncü part değil aslında da Unpacking'le oynadığımız üçüncü Unpacking oynadığımız üçüncü yayın olacak. Geçelim oyuna. Şöyle sağ alayım, chat'i de göreyim. No makeup, no filter, natural beauty, pretty Hakan ya. Eğlendik, oynadık. Şunu ayarlayayım. Heh. Geldik hayatın gerçeklerine. Efendim, küçük bir özet geçeceğim. Oyunu kaçıranlar için. En son ne olmuştu? Bayağı özet geçeceğim. Buğra diye bir hayırsız, şerefsiz, vicdansızla tanıştık. Löpe gelmiş, hoş geldin Löpe. Selamlar. Viloş botun anası, zincir kıran, diyarın koruyucusu yayın açmış. İyi yayınlar ve keyifli oyunlar efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Döpe. Selamlar. Bütün detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Oyunun konusunu anlatmayayım artık. Bir hatun var. Onun yaşadığı ev, oda, onu dekore ederek onun hayatına dair yine anlatıyorum. Bir takım ipuçları elde ediyoruz. İlk önce onun çocukluk odasını dekore ettik. Ondan sonra onun üniversiteye geçtiğindeki yurt odasını dekore ettik. Sonra üniversiteden mezun olduğu bir kız arkadaşıyla aynı eve çıktı. Biz ona Berra adını verdik. Berra bencillik tekiydi. Hiçbir şekilde bize kişisel alan ayırmıyordu. O yüzden yazıklar olsun Şeymonyu. Tavuk Volkan'cığım hoş geldin, selamlar. Berra'yla zaten ben aynı eve çıktığımızda, bu arada ana karakterimizin adını Simay koyduk. Oyunun baş karakteri Simay'ın. Simay'la Burçin. Ay Burç, ya Burçet. Kafam karıştı. Üniversitenin sonlarına doğru Berra ile eve çıktığımızda ben başından biliyordum. Max 6 ay 1 sene bu kızla hayat geçmez dedim. Nitekim bir sene sonra aşık olduk ve Buğra'nın evine yerleştik. Buğra'nın evi nasıl bir evdi? Tam bir Barney Stinson eviydi. Ben çok aşık oldum. Kendisine çok bağlandım. Çok düzenliydi. Ama bir tarafı da bana Patrick Bateman vibe'ı veriyordu. Bazı detaylar biraz psikopatça ve biraz creepy geliyordu bana. Buğra'dan ayrılmışız. Öğrendik ki anne evine geri döndük. Ve Trilkik hoş geldin. Aile evine geri döndük. Buğra'dan ayrıldığımızı öğrendik. Çünkü Simay Buğra'nın fotisini görmek istemiyordu. Ve sonra aile evinden çıktık. Kendi evimize yerleştik ve ansızın bir yıl sonra eve bir hatun kişisi geldi. Hatun kişisi gelmesinin hiçbir sakıncası yok. Ama bu hatun kişisiyle aynı odayı paylaşıyoruz. Ya. Ve en son kafamızda şu kaldı. Acaba Simay eşcinsel mi? Simay hayatının aşkını buldu ve bu bir kadın mı? Ve o insana, o gizemli insana biz Burçin ismini verdik. En son Burçin'le aynı evi paylaşıyorduk. Şimdi yeni bir eve taşındık. Bakalım. Hayır. Ne, yanlış mı anlattım? Bakalım nasıl devam ediyor. Burçin'le ayrıldık mı? Burçin sevgilimiz mi? Burçin kız kardeşimiz mi? Çünkü bizim kafamızda bu soru işaretleri yaratan tek bir şey vardı. Kız kardeşimiz olsaydı bizim evimize taşınan. HBO Türk dizileri halt etmiş gerçekten. Yanımıza taşınan o kız kardeşimiz olsaydı
Başka odalarda uyurduk. Neden aynı yatağı paylaşıyoruz? Aynı odayı paylaşıyoruz. O birazcık kafamızı karıştırdı. Şimdi chat, bu gizemlerin hepsi çözülecek. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu koliler zaten Burçin eve geldiğinde geldi. Bunlar bizim standart koliler. Burçin'in botlar. Bak. Artık senin benim kalmamış zaten anladığım üzere. Her şey karışık. Episod kaçtayız? Üçüncü episod löpe. Kutulardan eşyalar karışık çıkıyorsa evet ki tam olarak öyle şu an. Bu bize bir ipucu verebilir. Antik Yunan tragedyalarından daha güzel drama var burada. Ve şu an yıl 2018 arkadaşlar. Bir dakika. Yıl 2018 mi? Nerede gördün onu? Yani kaç yıldır beraberiz biz? 2017 miydi en son episod? Ya ben o yıllara hiç dikkat etmiyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Siz dikkat ediyorsunuz. Vallahi o sizde yani. 2013'te kaldım ben en son. Ben de 2013 diye hatırlıyorum ama. Balaminyomcum hoş geldin. Selamlar. Merhabalar. Ben 13'te dedesini 2013'te dedesinin yanına taşınmıştı. Ben niye buradan okuyorum chat ya? Şuradan okuyayım. Ah, daha rahat hem, daha yakın. Sorry. Sorry. Hmm. 2013'te dedesinin yanına taşınmıştı. Sonra yanına kız gelmişti ama kaç yıl sonra gelmişti hatırlamıyorum. Bu arada o dede gizemi de arkadaşlar ben gittim. İnternette bastonun İngilizcesi ne şu an aklıma gelmiyor. Walk bir şey, walking bir şey. Unpacking diye yazdım. Yani niye evde baston vardı? Hiçbir erkek eşyası olmamasına rağmen, hiçbir yaşlı insan eşyası olmamasına rağmen evin girişindeki şemsiyelerin içinde baston koyduk. Kutudan çıktı bir de bu. Sonra ben de dedim ki, bu benim kişisel yorumum. Buğra hayırsızlığından ayrıldıktan sonra acaba Simay Sugar dedim yaptı dedim. Walking stick, teşekkür ederim. Sonra baktık evde başka buna dair hiçbir emare yok. Bu plan iptal dedik, yani böyle bir şey yok. Ama o zaman bu baston niye var? Sonra internete yazdığımda bazı sayfalar gördüm. İşte bazı unpacking'teki bazı gizemli itemler. Unpacking'in bazı işte gizli hikayeleri falan. Oyunu bitirdiğimizde bu sayfayı sizlerle birlikte okuyacağım. Çünkü bizim gözümüze takılan bazı eşyalar, bunlardan bir tanesi de sürekli kızın yanında taşıdığı düdüklü tencere. Bunların bazı mesajları ve anlamları varmış. Ben siteye girmedim. Tamamen şeyden gördüm, thumbnail'dan gördüm. Ona sonra bakacağız chat, tamam? Ve inanın daha birçok detay var böyle. Yani oyunun tutarlı bir hikayesi var aslında. Hadi bakalım, geliyor mu? Baston geliyor mu? Bu sefer gelmedi. Bunu buraya koysak kapının açılmasına engel olur mu? Şuraya koyabiliriz bence. Evet. Bu sandaletler yeni alınmış galiba. Çünkü bende yoktu böyle bir şey. Düdüklü tenceremiz çıkar mı? Net çıkar. Zaten Simay'la Burçin'i bir araya getiren ortak noktalardan bir tanesi. Düdüklü tencere. Burçin de her yere muhtemelen şey, pilav pişirme makinesini getiriyor. Öyle bir his var içimde. Şimdi bazı şeyler burada durabilir. Ama bazı şeyler bence durmamalı. Mesela kışlıklar diyebilir miyiz? Ama eğer burada
şeyler varsa, şemsiyeler, o zaman yağmur yağıyor demektir. Sola. İbit. Oyunun derinliği çok hoşuma gitti bu arada. Ben simülatör oyunları gibi rahatlamalık oyun sanıyordum. Bunu hep yapımcılar desteği hak ediyor. Eğer o tarz gizli hikayeler, easter egg'ler varsa. Bu arada ben de öyle sanıyordum. Tamamen böyle rahatlamalık, relaxing bir oyun. Müziğiyle olsun, görseliyle olsun. Bayağı hikaye varmış arkasına. İngilizce öğretmeni çizmesi olardı görsem. Havlu çıktı. Çok alakasız. Hadi banyoya geçelim. Bir dakika. Burayı tertemiz bıraktık mı? Bir emin olmak istiyorum. Şurası bir tık düzensiz olmuş sanki. Evet. Şimdi ay. Ne acaba? Bence Efer burada dursun. Bu burada dursun. Yok hayır. Bu burada dursun. Ya of çok rahatsız edici şu arada bir blok olmaması. Şu an beni rahatsız etti. O zaman böyle yaparım. Ya da bunları ortada buluşturalım. Evet, böyle daha iyi. Timam. Timam. Bunlar açıkta kaldı ama bu beni rahatsız etti şu an. Şimdi şurada bırakayım. Buradan devam edelim. Lütfen eşyalarımız sığsın. Geçen sefer banyoda sıkış tepişti her şey ya. Abla o girişteki ayakkabılıkta lacivert olanı tuvalete tuvalet terliği olarak koysan pembe bota yarayacak. Botları bir yukarı çıkmış gibi bıraksaydın keşke. Bırakayım. Tamam. Bar paleti. Bunlar kızların adını karıştırıyorum sürekli ya. Burçin'in eşyaları. Sabun. Vicks. Deterjan. Deterjan mı ne bu? Yo sıcak. Sıcak. Sıcak şey bandı. Bel ağrısı için. Bunu bile düşünmüşler. Gerçekten helal olsun. Benim uzlaştırıcıyı buraya koyalım. Borçöz. Hayır ya, borçöz değil. Şurada beli ağrıyan bir şey var. Figür. Yakı. Evet, yakı. Helal olsun. Bunlar benim yıllardır kullandığım şampuanlarım ve duş jelim. Bunlar da Benimkiler alta sığıyor, ıslamadı. Bunlar da Burçinciğimizin. Ya Burçin'den hala manitamız mı yoksa kız kardeşimiz mi? Hala emin değilim ya, beni bitiriyor. Ne alaka burada? Çok tatlı. Aa, burada da yer varmış. Yeni fark ettim. Okay. Yara bandı. Krem. Mendil, çöplük. Of, her şey çok karışık. Bu benim de. Bu Simay'ın mıydı acaba ya?
Neyse ya, bir önemi yok bence. Baskül tartıyı şöyle koyalım. Çiçek şimdilik burada dursun. Şu kutu şeyleri şuraya bir istifleyeyim şimdilik. Mobi'ye hoş geldin, selamlar. Beauty of Jason Matt Stickmeo. Neden bahsediyorsun? Alaminyum ya. Evet. Vlado kovası geldi. Aa, bunu sürekli soran kimdi? Hakan sendin galiba, değil mi? Niye bunlar fırça kullanmıyor diye. O da geldi. Gördüm Kitty. Sonunda şükür ya. Fazladan oldu galiba, neyse. Okey. Yayın başlığında bak, paralel evrende Müge Anlı program başlığı. Ben daha farklı bir başlık girmiştim de. Yayın başlığını ben şu an göremiyorum. Ay bir dakika. Yayın başlığını Teslacığım koyuyor. Açıklamayı ben koyuyorum. Asyalı yengenin sırrı çözülüyor yazan bendim. Arkanda yazıyor. Yazıyor. Bir dakika. Bir dakika. Simay ve Burçin evlenecek mi? Episod 3. Hikaye devam ediyor. Bu daha detaylandırılabilir. Hesleciğim, senin hayal gücüne güveniyorum canım. Yaparsın. Müge Anlı gibi başlıklar girmeni istiyorum. Pahalı bir güneş kremi yeni öğrendim de hava atmaya çalıştım. Hadi bakalım. Şimdi bu çöpü biz hep şuraya falan koyuyorduk. Lifi geldi. Burçinciğimin. Bu benim. Tampon. Ted. Aa, deterjan mı bu? Evet, deterjan. Balut for General hoş geldin. Selamlar. Merhaba. Yumuşatıcı. Bu ne ya? Ne olabilir bu? Parfüm. Tiner. Ne alaka Tiner? Bak çıkardığı sese bak. Ne kadar ince düşünmüşler, helal olsun ya. Şu ses çıkarmıyor mesela. Doğal olarak içinde yoğun bir sıvı olduğu için. Ay her yer her yer her yer her yerde. Tamam, bu da yedek havlu. Yedek havlu. Yedek havlu. Aa, ne kadar çok yedek havlu oldu. Kirli sepeti. Okey. Şimdi. Dolaba koysana. Koyacağım, dur dur. Şunları bir alayım şöyle. Aa, buraya sığmıyor, okey. Kirli sepetin içine koyuluyor mu? Koyulmuyor. Koyulmasın zaten. İğrenç. Bunun içine bence deterjan falan koyulsun. Koyulmuyor ya. Çok saçma. Hiçbir şey mi koyamıyorum? Hiçbir şey koyamıyorum. İzin vermiyor. Tamam. Bunun yeri belli. Deterjanları şöyle koyabilirim. Yumuşatıcıyı da şöyle koyayım. Bunun içine bir şeyler koydum peki. Koymuyor. Altına. Altına koyuyor, süper. O zaman bunları buraya koyacağım. Çünkü o dolaba ihtiyacım var. Rafa.
buradaki zamazingolar ulu orta yerde gözüksün istemiyorum ya. Burayı kullanacağım. Yakı. İşte bir şeyler, pedler, medler. Yara bandı. Ay süper ya ev. Alan olarak harika. Şuraya bir tane de koyayım. Gerisini de şöyle koyayım. Ay bir dakika. Aa burada yeri varmış zaten tuvalet kağıdı haznesi. Süper. Makyaj setim. Bu ne? Bu da makyaj için bir şeylere benziyor ama çözemedim. Toprak. Toprak burada olabilir. Vilado kovası için umarım yer kalır. Çok rahatsız etti beni. Ulartı yardım durmasın lütfen. Ay. Aa, arkasında yer varmış mükemmel. Bir dakika. Bu ev bayağı lüks ya. Bastonu olan beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş galiba. O bizim bence dedemizdi. Dedemizdi ve onun bir anısı olduğu için taşıyorduk. Burçin 35 bin lira KYK kredi kartı borcunu ödeyecek. Ya ne alakası, öyle şeyler demiyorum ben. İşte Burçin'den çarpıcı açıklama falan. Bunun gibi bir şeyler diyorum. Böyle daha böyle troll. Troll ama aynı zamanda da böyle gerçekçi olsun. Anladın mı? Böyle izdivaç programı gibi değil de Müge Anlı gibi gerçekten. Ya buna yer olmaması çok üzdü beni şu an. Burçin KYK'mızı beraber ödeyebiliriz benim oğlum. Bunların burada durması beni mutsuz ediyor ama yapacak da bir şey yok gerçekten. Koymak zorundayım. Madem koyuyoruz bari de. Bari şöyle yapalım. Okay. Şu pudrayı iki yardım kitin daha böyle görünmeyen bir yere koyayım. Rengi çok dikkat çekiyor. Makyaj setim burada duracak. Bu burada durabilir. Okey. Bu ne ya? Bunu koymamışız. Tamam. Ay süper, burada yer varmış. Allah'ım çok mutlu oldum şu an. Kremleri üste koyayım, makyaj malzemelerini alta koyayım. Evet. Bu benim de. Burada dursun. Tarakları şuraya. Evet. Bunu buraya koyabilir miyim acaba? Evet. Süper. Of harika. Tertemiz oldu ya banyo.
Şu birazcık ortada kaldı. Bunlar üst üste koyulamıyor ama koyulamıyor. Sağlık olsun. Çantam da böyle dursun o zaman. Tamam. Okey. Çok sıkıştı bir şey oldu şunlar. Çiçek. Çiçek, 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 çiçek. Çiçek burada olsun. Evet, böyle daha iyi. Bitti galiba burası şu an. Bütün chat Jorin Ilge Bayram maşallah 3 yayında 1000 tane senaryo yazdı hepsi birbirine. Evet, burası sanırım giyinme odası. Wow. Okay. Artık ben kim kimin kıyafeti diye bakmıyorum. Çünkü belli ki kızlar bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. O zaman ben niye duyayım? Değil mi? Tasarımcılıktan nasıl böyle bir eve çıkıyor ya, bu detay canımı sıktı. Selman, o işler öyle olmuyor Selmancığım. Sevdiğin insan yanında olunca. Gülpekin hoş geldin, selamlar. Ne derler bilirsin. Ne derler bilirsin Selman. Aşkın gözü kördür Selma. Bunu asla unutma, tamam mı? Ay bir dakika dur. Cidden öksüreceğim çok pardon. Bilirim de buraya yazmayıp şıkırtayım. Niye? Bu neydi? Elbiseydi ama. Evet. Elbise. Short. Short. Wow. Tabii. Burçin zevkli hatun. Süsünü püsünü her şeyini bilir. Bu işler Sima'ya kalsın zaten. Acun gibi giyineceğiz. Öksürürken bile gülüyor. Teşekkür ederim teyzeciğim. Böyle bir eve çıkmasından daha çok yaralandı bu ara, sevdiğiyle çıkmasına. Ay bir sürü çekmecemiz var, harika. Şimdi sol taraf Burçin'in, sağ taraf Simay'ın olsun. Bu arada benim Burçin'e daha çok kanım kaynamaya başladı. Neden bilmiyorum ama Simay'ı ikinci plana attığım gibi bir şey. Bence direkt çoraplar ve çamaşırlar olarak ayıralım. Çünkü zaten her şeyi karışık kullanıyorlar. Ben Burçin'i hiç sevmedim. Sebep? Sevmedin? Bunlar külot mu, çorap mı? Sürekli karıştırıyorum ya. Ne kadar çok elbise varmış ya. Şuraya koyayım şimdilik elbiseleri. Depresyon Arkan.
Okey. Donnelletto galiba. Yok ya bunlar şey değil mi? Çorap. Eltiyor kız. Son iki katlıdan elbise askılık bence 3 oldu hatta. Daha askıları asmıyorum Selman. Bakacağım tek tek. Elbiseleri asacağım zaten. Yani çıktı. Pantilon. Ne çok etek var ya. Burç'a şimdi böyleyse KYK dolabına nasıl? 80'ce. Burada 80C mi? Yakın. Yakın. 80C mi gerçekten ya? Evet, 80C. 80C. Helal olsun. Bunlar donileptolar. Çorap. Üst pijama. Alt pijama. Siyah daha önde olmalı bence. Külot. Tamam. Bunların hepsinin Burçin'in olduğu belli zaten. Çünkü Sima'nın zevkini biliyorum yani. Major hoş geldin, selamlar. Çok pardon. Ya 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 şiir gelmiş. Şiir gelmiş, şiir gelmiş. Bir dakika. Pardon. Giymiş üstüne sivit, güzel, toz pembe. Görenler dedi, ne oldu yüzüne? No make up, no filter, always pretty. But my sister, so much beauty. Simay hep mutsuz, sorun bir ne için? Yapmış bir sevgili, Kezban Burçin. Tanıdık onları oynarken Unpacking. Sima'yı tek mutlu edecek kişidir. Hakan King. Ya, Hakan'cığım. Çok beni aslında. Kalemine sağlık Hakan'cığım. Çok güzel olmuş. Kırbaç. Ne? Ya arkadaşlar. Kadın kadına oyun oynuyoruz. Kadın kadına çift var diye niye bu kadar her şeyi kafanızda fantasize ediyorsunuz ya? Bir kadın erkeğin odasını yapıyor olsak bu kadar muhabbet dönmezdi. Allah Allah. Kız kıza çıkmak kadar doğal. Katılıyorum. Aydın Storm hoş geldin. Aa evet oyun ekranında değilim pardon. Çok pardon. Daldım. Daldım çok pardon. Sorry. Bu da Donnelletto galiba. Evet bunlar da onlar. Ay bu ne? Bunun Simay'ın olduğuna yemin edebilirim ya.
kötü. Hayır ya, bu net simayın şu. Net simayın yani. Aydın Storm Blast Prime ile yeniden abone olmuş 3 aydır da aramızda. Teşekkür ediyorum Aydın Storm. Herif herifle eve çıkmıyor bir yer. Nordeş'in hoş geldin. Selamlar. Merhabalar. Nasılsın? Hayır da şimdi yani kadın erkek olunca hiç sıkıntı yok. Nötrüz. Kadın kadın olunca bir anda fanteziler dönüyor kafanızda. Hoş değil. Niye sad müzik girdi ki? Onu da anlamadım. Bol şeysi. Çorap. Ay yer kalmadı. Bayağı yer kalmadı. Gerçekten yer yok bu arada. Hatun o kadar süslü ki gerçekten yer kalmadı. Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hayatınız sağ dolmuş. Sed olmuş bu güzel. Pijama galiba. Evet. Ben bu oyuna bu kadar anlam yüklememiştim. Odun gibi oynamıştım tabakları dizgeçte onları dizgeç bir an önce bitsin. Olgu abone olmuş. 6 aydır aramızda hoş geldin Olgucuğum. Selamlar, nasılsın? Bayağıdır göremiyorum seni yayınlarda. Özledim. Gel artık. Selam. Vanilettoları nereye koydum ben ya? Kafam karıştı. Ha burada. Pantilon. Pantolonları şöyle koyayım. Bir başka don. LGBT. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz buradan anlamalıydık ya. Biz buradan anlamalıydık. Ki anladık bence. Ben bunu ilk gördüm zaten tamam dedim. Okey. Ben bunu ilk gördüm. Okey dedim. İyi diyelim, iyi olalım. Biz de aynı olgun olsun işte. Bir değişiklik yaptık. Oyun yayını yapalım dedik. Ben de bu oyunu oynamayı çok istiyordum. O yüzden. 3 gündür böyle. Teşekkür ederim Nordic için. Üzdü. Tamam. Defter ne alaka? Parfüm. Bir başka parfüm. Allah'ım o kadar güzel yaşıyorlar ki eşyalarına bak. Şimdi eşcinsel olacağım falan diyor. Çok tatlı hayatları ya. Çok tatlı ya gerçekten. Aman abla. İşte bunlar böyle şeyler hep çoluğumuzu çocuğumuzu eşcinselliğe özendiriyor arkadaşlar. Diyoruz ama işte kimse dinlemiyor. Amerikan oyunları bunlar. Bunlar pijamaydı değil mi? Evet pijamalar. Şimdi pijamaları ütülemesek de olur bence. O yüzden lüzumsuzca şey yapmaya gerek yok. Özen göstermeye. Şimdi şunu şuradan kaldırmam gerekiyor sanırım çünkü bunu asamıyorum. Ya da bunu uzunlara asabiliyorum galiba. Evet.
Bunları uzunlara asabiliyorsam. Ya öf, her şeyin yeri değişecek yine. Çok kötü. Sen... seni yine asamıyorum. Galiba en aşağı asabilirim sadece bunu. Evet. Bizim çocuğumuz var, çoluğumuz var, çoluğumuz var. Şimdi tişörtleri nasıl koyalım? Asmalık bir şey mi? Ha, çok lazım değil de asalım hadi. Çoraplar tam sığdı. Buraya spor malzemelerini koyalım. Spor kıyafetlerini. Bu neydi? Öylesine bir şort. Okay. Bu neydi? Tight. Keşke Buğra da olsaydı. Aynen. Muhammed sayesinde 3D sayfası keşfettim. Kendi odamı tasarlıyorum. Nasıl yani 3D sayfası derken? Buraya bence artık pantolonlarımızı şortmuş. Pantolonlar nerede ya? Ha, şurada. Aa, asılmıyor. İyi, o zaman şortu asayım. Başka şort yok mu? Bu ne? Pantolon, pantolon, pantolon. Tight. Yer kalmamış. Elbise. Of, çok kötü yerleştirdim ya ben bu askıları. Tişörtler. Şurada dursun. Bu ne? Bu da spor taytı. Bu ne? Niye asamıyorum ben bu her neyse artık? Bakayım şöyle. Yo, asılmıyor. Çok enteresan. Neden asılmıyor? Ha, astım. Tamam. Pantolonları zaten şey yapacağım. Şöyle koyayım. Alpandrino, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Selam. Merhaba. Taşınmaktan nefret ederim. Ama oyun güzel. Ben taşınmayı çok severim ya. Yani zorunda olunmadığı müddetçe. Ne bileyim, birisi evinden çıkarırsa falan. Hoş bir tecrübe değil tabii de. Bugüne kadar genel olarak sevdiğim bir aktiviteydi. Niye benim için taşınmak ne demekti? Üniversiteyi kazanıp İstanbul'a yerleşmek, işte ne bileyim Erasmus için yurt dışına gibi. Benim için taşınmak bunu ifade ettiği için Seviyorum. ama o eşyaları kolileme, bantlama falan yani. Şimdi şu alakasız bir şey zaten. Bu spor şort burada olmasa da olur. Burayı kapatalım. Bu ne? Elbise. Tamam.
ne ya? Elbiseler. Geçiyorum, telefondan devam edeceğim izlemeye. Tamamdır Erkancığım. Bunlar üst kıyafetlerdi, evet. Ya bu kız ne kadar zevkli, bıcır bıcır kıyafetler ya, üf. Bayıldım ya. Pantolonları ne yapsam? Buraya sığmıyorlar zaten. Pantolonlar burada dursunlar. Bunlar da üst galiba. Ay bunlar pijamaymış. Bunlara gerek yok. Boş yer var mı? Boş yerde kalmamış ki. Neyse burada dursunlar. Şapkaları şöyle koyayım. Kasayı da şöyle koyayım. Bu ne? Bu ne gerçekten? Niye asılmıyor bu hiçbir yere? Eşofman. Allah'ım, ağzına kadar doldu. Aman koy gitsin. Elbise, okey. Ay burada bir şeyler kalmış. Üst bunlar galiba, aynen. Crop. Tamam. Konsept değişmiş galiba, gel benim. Evet, birazcık oyun oynayayım dedim. Hem rutini kırmak adına, hem de ben de zaten çok oyun oynayamıyordum. Açıkçası fırsatım olmuyordu. O vesileyle ben de oyun oynamış olayım dedi ve böyle poncik bir oyun seçtik. Çok renkli ya kıyafetler. Siyah alacaksın abi. Her şeyle kombinleniyor. İşte zevkli olduğunda çok sorun olmuyor bu senin için. Zevksiz demek için söylemiyorum tabii de bunu. Bu arada bu benim için de geçerli. Ben de her şeyimi düz renk almaya gayret gösteririm. Çünkü kombin yapmak kolay bir şey değil. Şık kombin yapmak daha doğrusu. Şurada küçücük bir yer olsun ya. Şöyle takılarımızı, bir şeylerimizi koyabilelim. Okay. Bence aynen. Gayet iyi oldu. Bence iyi oldu ya. Yatak odasına geçelim. Hadi bakalım. Seçimden ziyade Diablo 4'ü iple çekiyorum. Diablo'ya baktın mı peki? Bakma fırsatın oldu mu? En son konuştuğumuzda şey demiştin çünkü hep beraber oynayalım falan filan. Benim tabii öyle bir fırsatım olmadı. Birincisi fırsatım olmadı. İkincisi de bana aşırı pahalı geliyor yani sana anlatamam. O kadar pahalı geliyor ki ben Haziran'da bile oyunu öyle kapanıp da oynayayım falan istediğim gibi hayal ettiğim gibi oynayamayabilirim. Siyahtan başka bir şey yok dolabımda, zevksizim. Öyle deme tavuk Volkan'cığım, ne alakası var? Ya bunlar salonda olan şeylerdi. Niye yatak odasına gelmiş ki? Simay'ın. Ay bu şeyin, Burçin'in, bu Simay'ın. Tealight.
Ersin dün buna şey dedi. Niye masaj yağı var pencerenin önünde ya? İyi ki bir kız kıza dedik ha. Kafada neler dönüyor Allah bilir ya. Bunu masaj yağı sanmış. Yan oda bebek odası mı? Ay Tesla inanamıyorum. Ay evet bebek odası galiba. Şivilo abonelik rozetleri var. Nasıl abonelik rozetleri var? E nasıl olacak ki o? Major her yer Türkiye. Yurt dışında gayet olabiliyor yani. Nasıl ya? Kadın kadın nasıl oluyor ya? Her çatlayan yumurtalar diyorsa evet, ben de ilk gördüğümde benzetmiştim. Güvenlik görevlisi mi? Polis mi? Ne bu kız ya? Telsizsiz dolaşmıyor hatun. Amatör telsizcilikle mi uğraşıyor? Ne yapıyor? İki tane creepy hatun birbirini buldu ya. Evlat edinme dünyanın her yerinde var, neden olmasın? Çocuğun göz rengine kadar seçebiliyorsun artık, Türkiye'de değil ama. Amatör telsizcilik çok güzel bir şey. Ben de alacağım belgesini. İyi birini de hadi Sima'ya verelim. Ne yapalım yani? Gönlü olsun. Bence bunların totilet dosunu şöyle döndürüp dışarı baktıralım. Bir tek şu çatlamamış yumurta. Ya Allah'ın bir tanesinin ağzında da kiraz var. Çok tatlı ya. Okey, sonunda bitti. Bir kere bunun burada işi yok. İşi olmayan şeyleri buraya koyacağım. Bence bunların da işi yok burada ya. Çok alakasız. Hoparlör de bence olmamalı. Burada. Kulaklığı var ve telsizleri var. Hangi meslek bu? Teşekkür ederim. Burçin istihbaratçı mı yoksa? Evet, birçok eşya buraya gelmiş tamamen yanlışlıkla. Bence bunlar da salona gidebilir. Burçin rüyalarını yazıyor gece uyanıp, bunu hatırlıyorum. O yüzden de defter kalem istiyor. Bu burada ölür. Tavuklar yatak odasında mı kalsın, salona mı götürelim? Stüdyo amiri Burçin belli ki onlarda da kulak telsiz olur. Olabilir. Sette çalışıyor olabilir. Teşekkür ediyorum. Yatak odası bence ama camdakilerin hepsi bir yöne baksa iyi olur sanki. Rahatsız etti Selman'ın. Selman'ın simetri hastalığı tetiklendi şu an.
Hatta dur Selmancığım, senin için şöyle bir şey yapacağım. Koyudan açığa doğru sıralayacağım. Bence dışarı bakmıyor lazım. Hayır ya. Uğraştırma beni chat, yeter artık. Böyle iyi. Tea light'ım da şurada dursun. Saat de şurada dursun. Şunu azıcık köşeye çekemiyor muyuz? O zaman şöyle dursun. Saçma durdu bence ama dursun. Tavukların annesi de şöyle baksın çocuklarına. Tamam. Yoga matları bu Burçin'in. Bu Simay'ın. Olmaması gereken birçok şey var bu odada. Neyse burayı yarım bırakıyorum ve bebek odasına geçiyoruz. Bize niye bakıyorlar? Rahat edemiyorum ben. Ay inanamıyorum ya. Çocukları olmuş ya. Oo. Çok tatlı. Ya Simay'ın oyuncağı. Ya Burçin'in oyuncağı. Allah'ım eridim şu an. Eridim. Çıksa neler yazacağım chat'te. Çok kısıtladı beni ya harfler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. iPad'ini kendine dikkat et. Çok öptüm. Bay bay. Bebe erkek mi? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz şimdi. Ay bu ne? Bence şu an bebek daha doğmamış. Sahiplendilerse çocuğu şayet doğmuştur tabii ki de ama eğer başka şekilde olduysa doğmamış da olabilir. Popiş avluları buraya. Okey. Yastuk. Bunlar ne ya habire her yerde? Allah'ım emziğini yesinler. Çok tatlı ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdiden isim düşünün chat. Bence kız bu arada. Kız çocuk ama renk olarak kısıtlamamışlar belli ki. Kız çocuk gibi geldi bana. Vilo. Hayır Vilo olmasın. Vilo kusacağım artık. Her şeyi Vilo yapmayalım. Afsanur. Ya of. Hadi. Güzel bir isim seçin ya. Allah aşkına. Burçin'le Simay'ın kız çocuğunun adı olacak ya. Kavga geçmeyin. Aynen Rümeysa süper. Rümeysa çok güzel seçenek.
Allah'ım çok tatlı kıyafetler ya, bayılacağım şimdi. Yarı burası diye tahmin ediyorum. Ya da burası, ay. Buraya sığar mı? Sığıyor. Peki bu sığıyor mu? Sığmıyor. Peki ben hangisini dışarı koymayı tercih ederim? Bunu. Bu içeride dursun. Bu havlular sığıyor mu? Süper. Bu da sığıyor. Okey. Bu ne? Islak mendil. Böyle şeyler burada durur. El altında bulunsun diye. Çiçeği şöyle alalım. Abajur da böyle alalım. Şu küpler şurada dursun şimdilik. Zaten üst üste de koyulabiliyormuş. E bu çocuğun dolabı yok ki ya, kıyafetler için. Burası bezleme şeysi alanı. Buralar ne ya? Buralar. Bursa'nın metro ağı ismi gibi. Buralar çünkü burada da. Ayçin Simay Burçin. Ayçin. Ayçin. Çok teenage bir isim oldu. Ayçin olmaz. Çocuğun cinsiyeti belli mi peki, yoksa cinsiyetsiz bir ismi mi koyacağız? Madem LGBT bir çift, cinsiyetsiz bir isim olsun. Hikmet. Gerçek şimdi ama kısa bir isim. Haydi bakalım. Cinsiyetsiz bir isim. Suyunu çıkarmayın. Deniz olsun. Deniz olabilir. Ümit. Olabilir. Deniz Türkiye'deki en cinsiyetsiz isim. Olabilir. Başka? İsmet. Bundan bahsediyordum işte. Hikmet unisex isim. Biliyorum Hikmet. Hikmet'in unisex olduğunu. Sarin. Sarin çok. Ah. Bülent, Suat, Mars. Biraz daha zorlarsanız Elon Musk'ın çocuğunun ismini koyacağız. Ay bu ne ya? Dito. Ya şunu yazmayın arkadaşlar. Adam kendi bile dalga geçiyor çocuğun ismiyle. Çok fenasınız ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya düzgün isimler yazın. Bu ne böyle milli uçak projesi ismi gibi? Allah'ım ya. Sarin ismi duyduğum en tuhaf ama kulağa da en hoş gelen isim oldu bana. Sarin çok, ne bileyim, böyle Hindistan'dan gelmiş bir kapılın çocuğuna koyabileceği Sanskritçe bir isim gibi. Sevmiyorum öyle isimleri. Ömür. Deniz olsun. Sinir gazı demek by the way. Sinir gazı. Okyanus. Mesela böyle biraz romantik isimler söyleyin. Tubin. Tubin ne? Tubin. İstemiyorum. Tubin olmasın. Gölet. Allah'ım ya. Temmuz. Ya fazla romantik oldu. Erkan olsun. Oyun sonunda hepiniz yargılanacaksınız desin. Ne alaka? Haşin.
Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Alev ne ya? Çocuk şimdiden drag oldu. Ben bir şey söyleyeceğim bu arada. İsimlerle dalga geçtiğime bakmayın. Ben kendi gerçek ismimle de çok dalga geçerim. Sahne ismi gibi geliyor bana genelde çünkü. Eski bir isim olduğundan. Simay olsun. Simay zaten annesinin ismi. O zaman yeşil olsun madem Drag Queen. Senin adın ne? Vidan mı? Ya benim adımı boş verin şimdi. Vildan değil ama. Şimdi emzikler şurada dursun. Bunların ne olduğunu hala anlamadım. Azal. Hayır. Savaşçı kadın gibi isimler söylemeyin. Adalet olsun. Sağlık olsun. Bahar olsun mu ismi? Bahar olsun. Nasıl? Bence Bahar olsun. Bu kadar eleyip eleyip bere bere bağırıp beğenmem. Kuzey olsun. Hayır olsun. Olamıyorum ya çok belasına. Bizim olsun. Çok benasınız. Olacak o kadar nüfus müdürlüğü isim seçme skeci. Ayın sonu önerim herkese. Onu izlemiştim diye hatırlıyorum. Kolay olsun. Helal olsun. Geçmiş olsun. Şimdi elimizde bir şey var. Hangi harfler var arkadaşlar? E, C, B, D. Hadi bakalım. Buradan bir kompozisyon oluşturun. En yaratıcı kompozisyon. Bin Shikoin kazanacak. Hatta bin olmasın. 5.000 olsun. Kelime oyunu gibi düşünün. Aklıma başka gelmedi. Şifa da güzel isim by the way. Şifa hayır ya. Şifa olmaz. Şifa şey gibi böyle. Neyse yakıştırma yapmayayım. Canan. Ne yok ki? Bade Ece. Ay çocuğun adı Ece olsun mu ya da Bade? Çocuğun adı Bade olsun mu? İsim vereceğim ama çalmayın Minerva. Olsun. Bade. Bade Ece. Ya satılmış diye isim koyulması ne kadar garip ya. Ve bir de açıklaması var biliyor musunuz? Çocuğun başına bela gelmesin, nazar olmasın, kazadan, beladan, hastalıktan ölmesin diye ruhu satılmış diye isim koyarak şeytanı uzak tuttuklarına inanıyorlarmış insanlar. Kadınlara da satı koyuluyormuş. Bu kadar saçma bir hikaye gördünüz mü hayatınızda? Ceceli. Ceceli sanır insan. Bade güzel ya Bade işçil var çok sağ. Tamam Bade Ece koyduk ismini. Ama Bade diyoruz. Hadi bakalım. Ya of yemin ediyorum tam beyaz yakalı yeni şey. Neyse. Ayrıştırmayacağım insanları. Dalga geçmeyeceğim. İnsanlarla dalga geçmeyeceğim. Bade Ece. Bade Ece'yi kim söyledi? Babaannemin gün arkadaşı var. Kadının ismi Kadın. Bu arada kadın ismini de duydum ben.
Ben gittiğim dershanede stajyer fizik öğretmeni vardı. Kadının adı Abdullah'tı, ciddiyim. Ay korkunç. Çocuğun adını Reçel Tahin Erguvan koyan var ya. Tesla söylemiş. Bade Ece'yi Tesla mı söyledi? Teslacığım kendine 5.000 Şi puan verebilir misin? Bade Ece. Evet sen söylemişsin Bade'yi de. İşte bak zevkli erkek bak. Helal olsun. Böyle ayrıştırıcılık var mı? Ben sigaraya kaçar. Tamam palamini Ama ilk ben destekliyorum. Tamam destekleyenlere de biner şey, puan lütfen. Serman da artı bir yazmış. Selman'a da 1.000 tane şu puan. Bade Ece. Burası iyice board game'e döndü ya. Ya. Neyse dağıtayım birazcık doğal görünsün. Sims yayınları ne zaman gelir? Sims yanları gelmez bence Güray. Ben Sims oynarken sıkıcı bir insana dönüşüyorum. Şimdi kitapları nereye koyalım? Kitaplar şurada. Ya burada çocuğun bezini değiştireceğiz. Doldu burası. Ne anladım? O zaman şurayı doldurayım. Oyuncaklarla. Oyuncakları şöyle koyayım. Yastığa yer var mı? Süper, var. Bu da böyle dursun. Top burada dursun. Bunu böyle koyalım. Bade Ece kaç harf sığıyor buraya? İki harf çok manasız olur. O zaman ya tam yeni ilk kez hayatında çocuğu olmuş. Görgüsüz anne baba dekorasyonu oldu ya ya. İsimden böyle lazer kesim bir şeyler kestirip her yere asıyorlar ya. Sanki prenses ya da prens veliaht doğurmuş gibi tavırlar. Allah'ım çok büyük konuşuyorum ama ileride muhtemelen ben de yaptıracağım bunları ya. Hadi hayırlısı. İnşallah yaptırmam. Aa, çocuk mu yaptınız? Daha dün taşındın çocuğun evine. Güray sen çok kaçırmışsın ya. Oho. Güray. O Allahsız Buğra'ydı. Allahsız Buğra bize ters yaptı. Biz ondan ayrıldık. Sonra ya neyse izle ya. Allah Allah. Ben niye haberi anlatıyorum? Olaylar çok karışık Güray. Sen çok şey kaçırdın. Kimlere 1K dağıtıyoruz? Nordician mıydı? Yok, Selman birisi, diğeri de kimdi bilmiyorum. Ses varsın. Merhaba Selmancığım, biliyorsunuz yavrumuz Bade Ece'nin 1. yaş partisi var. Ya bu işleri en iyi Selman yapıyor. Mükemmel çünkü analiz yapmış. Merhaba Selmancığım, biliyorsunuz yavrumuz Bade Ece'nin 1. yaş partisi var haftaya. Kendisi Frozen filmini çok seviyor. Ona Frozen konseptiyle parti tasarımı yapabilir misin abisi? Ben sana fotolarını atacağım. Sen işin bilirsin canım. Benim çocuğum dahi. Evet bu benim çocuğum dahi sendromu da var. Anne babalarda. Yapabilirler ya, çocukları olmuş sonuçta. Bölüm özetini izleyip gelin arkadaşlar. Yayıncım yormayın. Evet lütfen. sen düşmüştün bayağı iki tane raf ayırdı kıyafetlerine diye. Bendeki lobluğa ve beklentinin düşüklüğüne bak. Çocuk bana iki tane raf ayırdı diye. Ben Buğra'ya ne iltifatlar, neler neler. Ah canım, ince yürekli prensim.
bana yarıyormuş. İşte şöyleymiş, böyleymiş. Ah ah neler oldu bir bilsen. Ben bir şey demiyorum. Erko gibi Previously on Lost değil. Previously on Civilo. Şimdi bunu buraya koyduk. Popiş kremini buraya koyduk. Bu oyuncakları Bade Ece sığar mı buraya? Bakayım. Of yine sığmıyor. Nereye yazacağım ben çocuğumun ismini? Bir kere anne oluyorum şu dünyada. Her yere yazacağım. Bade Ece. Şuraya yazılır. Buru erkeklerden soğuttum hiç karakter. Gerçekten durum bu. Buğra. Ba de lütfen sıbade boşluk ece tam sığıyor. Nerede küplerin gerisi ya? Nereye koydum? Ha şuradan. Ece. Okay. Buğra'nın yeni manitası stalklamamız yok. Ya Buğra, ya cehenneme kadar yolu var Buğra'nın. Okey. İsmini bile duymak istemiyorum. Ben hayatımı kurmuşum kardeşim ya. Hayatımın aşkını bulmuşum. Ebeveyn olmuşum. Ne yapayım bu saatten sonra Buğra'yı ya? Allah Allah. Nereye koyacağım? Heh, tamam buraya. Yalika'ya hoş geldin. Selamlar. Buğra'yı baby shower'a çağırdık gelmedi. Umarım çağırmamışızdır ya. Tamam. Şunu da koyacak yer ayarladık mı? Tam ne olduğunu da anlamadım ama. Bitti. Okey. Bu kadar. Birkaç tane de şuraya koyalım. Okey. Tamamdır. Gayet derli toplu oldu bence. Ama çocuğu yatıracağımız yer dolu çok saçma ya. Şöyle yapalım. Mecbur. Okey. Şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunlar aynı hizada mı? Galiba öyleler. Bence tamam. Badece'nin evisi bitti. Buğra Erasmus'la Rusya'ya gitmiş zaten. Sol üst kısımlar genel olarak kameranın altında kalıyor. Oraları eşya koyacakken aşağı çekip koyabiliriz. Şöyle mi diyorsun Teslacığım? Tamam bunu dikkate alacağım. Okey. Okey. Çok haklısın. Tamam dikkat edeceğim. Çok sorry, pardon. Burası böyle görünüyor arkadaşlar. Göstereyim. Görememişsinizdir. Tuvalete geçiyoruz. Ne küçük bir tuvalet. Aa şey ama. Diğeri banyoydu zaten. Bence Buğra ve Burçin evlendi. Simay'da nakliyat şirketinde işe girdi. Şu an onların evini düzüyor. Buğra ile Burçin evlenirse çocukları sıkıntılısı var çünkü kendileri kuzenler. Arkadaşlar her birinize tek tek anlatayım yani şu senaryoyu. Buğra'yla bir dakika ya Buğra'yla Burçin değil. Buğra'yla Berrak kuzen. Allah'ım ne kadar zor bunları akılda tutmak. Buğra'yla Berrak kuzendi. Berrak da benim eski bencil ev arkadaşım.
6 ay aynı evi paylaştım. Buğra, no more Buğra. Lütfen daha fazla bu çocuğun ismini duymak istemiyorum. Modacı olan, evet, Berra, ev arkadaşım. Bu seri YouTube'a gelecek mi? Gel olur. Tamam. Çiçeği şöyle koyalım. Re kim ya? Selmancığım selam. Badevcenin dişleri biraz küçük çıkmış. Onları bir tık büyütebilir misin abisi? Yine dişleri gözüksün istiyoruz. Diğer her şey çok güzel olmuş canım. Eline sağlık. Bir de yavrumuzu arkasında geyik duran bir tahta oturur gibi yapar mısın? Seni çok uğraştırmaz umarım kız. Sana poluyla seviyorum. Daha yazmıyorsun. Selmancığım ne demek? Yazabilirsin istediğin kadar. Böyle senaryolara maruz kaldın mı ama merak ettim gerçekten. E bu kadar mı? Bu kadar mı? Ne kadar az eşya var burada? Bitti. Çöpü de şöyle koyayım ba madem. İkisinin ortası olsun. Bu kadar hayal gücüm yok maalesef. Çok daha fazlasına kaldım. Çalışma odası. Hadi bakalım. Ödüllere doymuyorlar ya. Bunlar kimin ödülleri acaba? Simay bence ya memur ya da işçi çocuğu. O kadar net ki yani. Aynı silgiyi 20 senedir kullanıyor ya. Kuvvete de çiçek koymaz. Ben o çiçek olsam fotosentez ya. Şunu şöyle koyalım şimdiden. Çiçeği de buraya koyalım. Eraser for big mistakes. Evet, benim silgim. Bunu ilk kez gördüm. Ya da var mıydı daha önce? Kalemlik gibi. Tansiyon ölçen. Ne alakası var? Mavi olan A4 topu. Aa, çok mantıklı. Gerçekten öyle bu arada. Helal olsun. Yazıcının yanına koyulsun. Kablolu dolu kutu. Dur bir dakika, yazıcıyı getirelim artık ya. Buradan süpermiş. Buradan değiştirebiliyoruz. Neredeydik? Çalışma odasındaydık. Çalışma odası neresi? Ha, aşağı alt kat. Kafam çok karıştı ya. Wow, dubleks eve geçmişler. Wow. Benim bademin kitapları, kurban olurum. Benim minik yavrum, canım evladım. Niye dört tane peki?
Seri galiba. Ya oyun baka mı girdi acaba? Çok pardon. Çok çok pardon. Evet. Sen bir babaanne iki gün hapsi. İnşallah grip olmam. Çalışma odasındaydık. İbit. Hep birlikte arkadaşlar. O sandalyede sanki o ortadaki oturma izi yoktu daha önce. Şahane detay eklenmiş eğer öyleyse. Ben bunu bir önceki halde hatırlamıyorum. Ben bir tek Teşekkür ederim. Ben bir tek en eski ofis koltuğumuzu hatırlıyorum. O da lacivertti zaten. Ama bunu ergonomik olsun diye yapan firmalar da var. Allah Allah, bu ne ya? Ne acaba? Bak, aslında dikkat etmiyoruz da hakikaten eşyaların kendi aralarında bir takım şeyler var. Birbirleriyle bir bağlantısı var ama. Mesela ben bu ruloları hep şöyle bir yerlere gizliyordum ya. Bunların hepsi postermiş. Açıp görmediğimiz bir sürü poster var. Çocuk kitabı yazmış. Ödüller de onun olabilir. Ansiklopedi mi? Çocuk gelişimiyle alakalı bir rehber kitap olabilir bu arada, evet. Neredeydi? Bebek odası. Pizza kutusu gibi durdu ama şu an daha çok. Alt kata inelim, alt kata inelim. Şu oyuncakları falan şöyle koyacağım. Of, çok fazla eşya var ya. Laptop bu eski, bir kere bunu kullanmıyorlar bence. Bir yerden monitör çıkacak diye tahmin ediyorum. Tamam. Not defterleri. Monitör orada zaten. Aa, buradaymış. Yine gördüm. Çöpü şuraya koyalım. Mousepad var mıdır? Olabilir, bekleyelim. Markerlar. Lav lamba. How to play ukulele for dummies. Guidebook. Bunları böyle koyayım. Şövale. Ya daha fazla istifleyemiyor muyum? Neden? Neden? Diploma, Allah'ım ya Rabbim, Simay'ın bu hayattaki en büyük başarısı üniversiteden mezun olmak galiba. Ve biz buna üniversite diploması da dememiştik. Ne demiştik? İsmek CorelDraw kurs sertifikası. Ay, halk eğitim sertifikası. Her yere gidiyor. Wow. Sintik geldi chat. Nasıl? Helal olsun, bak İsmek dedik, dalga geçtik. İşte işte böyle. Modem. Şimdi burada dursun. Kasa şurada dursun. Hadi bakalım. Orantısız bir zenginleşme var. Yolsuzluk sesi. Yo. Ne alakası var? Ne alakası? İki tane kadın tek başına başaramaz mı? Ne demek istiyorsun yani? Bence gayet ama bir şey söyleyeyim mi? Burçin'in bunda parmağı var. Çünkü Simay'ın kendisini tanıyoruz.
Simay 20 yıldır aynı tişörtleri giyiyor. Aynı silgiyi kullanıyor. Aşk üçgeni. Bu ne? Allah. Grafiğini yapmış ya. Ya Teslacığım, çok güzel yapmışsın. Ama bunun bir soy ağacı şeysi var zaten. Ben senden onu beklerdim ya. Bu ne böyle Palu ailesi grafiği demiş. Bunu daha iyi kategorize edebilirdin. Paint'ten yaptım. Yani. Olsun, eline sağlık, ne diyeceğim. Sabitlemişsin. Soy ağacı değil, olay örgüsü bu. Son yazdım. Teoriyi okudun mu bu arada Şibilo? Bakayım. Ne zaman yazdın Selman? Kart vizitinde bile domuz var. O domuz var çünkü kitaptaki domuz da çocukluğundan kalma, domuzdan kalma. Çocuk kitabı yazmış, ödüller de onunla olabilir. Çocuk kitabını kim yazmış? Simay mı, Burçin mi? Şimdi bu olay örgüsüne göre ben ve Bade kardeşiz. Simay. Olabilir. Olabilir. Şu ikisi zaten çocuğun odasındaki illüstrasyonlar değil mi? Deve kuşuyla şey domuz. Yanlış görmediysem. Evet. Ay Allah'ım, ne tatlı. Çocuk yapasım geldi ya. Of. Şu odaya girdikçe eriyorum adeta. Şimdi ödülün yeri burası değil. Ama spoiler yemek de istemiyorum. Bazı şeylerin yeri burası değil. Ödül bunlardan bir tanesi. Şu oyuncak burada dursun. Zarar yok. Başka ne salona gitmeli? Ödül salona gitmeli bence. Ya da salona gitmesin. Burada dursun. Okey. Tanışmıyorlarmış. Hocam, Burçin ve Berra arasındaki mavi ok ne anlama gelmektedir? Bir dakika ya, ben bu grafiğe bir daha bakacağım. Bir dakika. Burçin'de Simay arasında siyah sade ok var. Evli, evet. Kırmızı sade ok çocuk demek. Okey. Badece Simay'la Burçin'in çocuğu. Okey. 5 ceza IQ. Yani kurduğum cümlelere bakın. Evet. Çocukları. Bir dakika. Simay'la Buğra. 3 çizgili ok. Eski sevgili. Doğru. Simay'la Berra. 2 çizgili ok. Eski ev arkadaşı, doğru. Buğra'yla Berra, arklı ok. Kuzen, doğru. Buğra'yla Berra, kesit çizgisi. İllegal evlilik. Burçin'le Berra tanışmıyorlar. Ya harika grafik ya. Bitcoin trader. Şibilo grafik Allah'ım ya. Evet, bu iyi oldu. Bilmeyenler için bu iyi oldu. Bayağı iyi oldu hatta. Kurtum cümleler efsane. İlonda. Onu ben uydurdum. Ya o zaten henüz çok kesin değil. Ama evet. Normalde yasal değil. Allah'ım ya. Şimdi şu kitaplardan kurtulmak mı istiyorum? Nelerden kurtulmak istiyorum? Ben şunları görmek istemiyorum. Şövalye olsun. Ukulele olsun.
Çok pardon chat, ben hiç tipime bakmadığımı fark ettim şu an uzun zamandır. Tamam, okey, bir sıkıntı yok. Hapşırdım. Ağzım yüzüm bir şey oldu mu diye bakayım dedim. Benim IQ düşüklüğüm var. Sanırım benim beynim yine karıştı. Nordişincim çok basit. Simay ana karakterimiz. Simay ana karakterimiz. Hatun kişisi. Simay'ın ilk ev arkadaşı Berra. Ev arkadaşı ve bir sene sonra yollarını ayırdılar. Ama Berra'nın bir kuzeni vardı. Buğra diye. Sonra kuzeni ile sevgili oldu Simay. Ve onun evine taşındı. Ve bir sene sonra Buğra ile ayrıldılar. Aile evine geri döndü. Şu an Burçin yok. Aile evinden bir yıl sonra da kendi evine taşındı. Tek başına yaşıyordu. Pardon, kendi evine taşındı. Tek başına yaşıyordu. Bir yıl sonra da Burçin geldi yanına. Cabricim hoş geldin. Burçin geldi. Burçin'le de çocukları oldu. Böyle bir amme hizmeti görülmemiştir. Bakın izlemenize bile gerek kalmadı geçmiş bölümleri. Her şeyi anlattım. Hala anlayamıyorsanız için bir şey demiyorum. Tamam. Ben şu not defterlerini hiç sevmiyorum. Ben bunları gizleyeceğim. Anlamadım. Nordeş'i yine mi anlamadın? Sese bak. Hiçbir şeylerden eğlenmem. Timam. Şu kitapların hepsini koy ya. Koy. Ya bu niye sığmıyor? Ha, iyi buraya koyulabiliyormuş. Biraz rahatsız etti beni ama olsun. Tamam. Şu defterler şöyle dursun. Ya da bu defterler, bunun üstüne koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. Şimdi ben bu Sinti'yi nereye koyayım? Klavyeyi nereye koyayım? Bakta kaldı. Aa! Gitti. Wow. Bakta kalmamış. Allah'ım dikey koymuş ya. Kendi kendimi bitirdim bir kez daha. Şunları da koy bari madem böyle yer var. Koy. Ya of, sığmadı. Hadi sulayın beni. Hadi. Ne biçim cümle oldu, sulayın beni. Tamam. Şunu da alayım. Bu da pek hoş görünmüyor. Masa lambası burada. Bunun ne olduğunu hala anlamadım. Ne bu gerçekten? Bileklik gibi duruyor. Fener. Ay bu şey değil mi? Elektrik şoku, elektroşok yapan cihaz. Eldiven ve bileklik.
Bence bir şey söyleyeyim mi? Burçin güvenlik görevlisi. Zaten çok tough bir girl'le benziyor. Yok ya, çizimciler giyiyor ekran. Ha doğru ya, o eldiven. Okey. Da şöyle gözümün önünde gördün. Geçmiş olmasın. Kaktüs. Yıllardır taşıyoruz yanımızda, o yüzden ya başka bir anlamı yok. Wow. Şey, adjustable masa bir de ayarlanabilir yüksekliği. Okey. Tamam. Bence bitti. Süper ya. Hiç kalabalık olmadı. O da. Gayet iyi. Gayet iyi. Yemek odasına geldik. Duvardaki saat mekaniği çalışıyor bu arada. Zaman akıyor, oyun beni şaşırttı. Aa, hiç dikkat etmedim. Tabii bunu anlamamız için dakikalarca beklememiz gerekiyor. Ama gerçekten helal olsun. Ay bir dakika, şey çok posteri saçma bir yere asmışım. Bir şey söyleyeceğim. Bu portre Sima'ya ait değil mi? Selman doğru söylüyor galiba. Bu portre Sima'ya ait değil mi? Ya bu oyunda zoom nasıl olmaz ya? Tık tık, klik klik. Nasıl olmaz? Var. Bu Sima değil mi arkadaşlar? Kitabı gerçekten Sima yazmış. Simay'ın İBB diploması. Okey. Başka ne var? Gözünüze takılan bir şey olursa söyleyin. Zoom yapılabiliyormuş. Gayet de iyi yapılıyormuş hatta. Evet, baştan beri onu çiziyor zaten adım adım. Bilekliğe bakmalısın. Bilekliğe mi bakmalıyım? Baktım. Ne var bileklikte? Bileklikte bir şey yok. Ha. Bir enhanced Shibilo, belki piksellerde netleşir Blade Runner vari. Bu arada bu bayağı iyiymiş. Biraz daha detaycı olalım chat. Biraz daha detaycı olalım. Ben hikayesini çok merak ediyorum bu gizemli eşyaların. Ödüller burada dursun. Modemi daha yukarı bir yere koyamıyor muyuz ya? Çekim gücü iyi olsun. Sanırım koyamıyoruz. İyi oldu bence. Modemi havaya kaldırınca ışıkları sönüyor. Bütün elektronik eşyalar, fırın da öyleydi. İsmek'e bir zoomlar mısın? İsmek'e zoomlayayım. İsmek'te bir olay yok ya. Göründüğü kadarıyla. Ama bu Simay kahverengi küt saçlı, ondan eminiz. Burada domuzcuklu not defteri var. Tabii telif kendisinde. Her yerde göreceğiz bu domuzcukları. Hadi bakalım devam.
Simay mı? Bence Simay. Simay burada. Şunun shortcut'ı ne acaba? Shift, space, hiçbiri. Okay. Bunlar Burçin'in Nature ya. Anti-hero. Yani yemek odasında bu poster, I don't know. Bence burada daha cool durabilir diye düşünüyorum. Bardaklar. Kadehler, tuzluk, tuzluk, baharatlı. Bu ne? Laptop. Hamilelikle ilgili bir kitap. Hala mı aynı grup ya? Grup müziği bıraktı. Bunlar aynı boyda değiller. Bunlar aynı boydalar mı? Heh, sayılır. Bunlar değil. Bunlar gibi. Ben iflah olmaz bir obsesifim gerçekten. Tedaviye ihtiyacım var. Allah'ım rahatsız ediyor beni. Paspas mı ne bu? Ha şey Allah'ım ya. Paspas dediğime inanamıyorum gerçekten. Yemek istemedim. Şöyle alalım. Ya her şey her yerde bu ne? Öf. Seçen. Amerikan servis denmiyor mu bunlara? Öyle diye biliyorum. Maycığımın işten yorgun gelmesi ve sunumum. Ansızın. Yeni gelinlerin tatlı telaşı. Şunu da şurada bir yere koyayım. Var mı yer? Var. Şükürler olsun. Bu neydi ya arkadaşlar? Bu neydi? Bu ödül falan değil, değil mi? Bu ticket, bilete benziyor. Adım gibi eminim. Bu ya Simay'ın Japonya'ya gitme bileti ya da Burçin'in Japonya'dan burası neresi olsun? Türkiye falan diyor. Aynen Türkiye. Burası neresi olsun ya? Bu ülke neresi olabilir sizce? Bir tahmin edin. Aslında vardır ufak tefek şeyler, clue'lar. Bilonya. Bilonya değil, hayır. Yakın çekim, nereye yakın çekim? Dışarıda çit var, ağaç var. Başka bir şey yok ki. Ağaç var. Ay 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 ay! Ay görmememiz gereken yerleri gördük. Bence burası, bir dakika, bu kız Avrupa'da yaşıyor eminim. Paris'e gitti, Eyfel aldı. Fransız olmadığını buradan anlıyoruz. Pisa Kulesi'nin figürü var, İtalyan olmadığını da buradan. Bence
Simay Alman olabilir mi ya? Queen Afyon konser bileti. Elma daha hoş geldin. Kanadalı. Ne alakası var? Avrupalı dedik ya. Şunları koyayım artık. Gerçekten. Ruhum daraldı. Net Amerikalı. Aslında doğru söylüyorsunuz. Avrupalılar için çekici şeyler değil. Pisa'ya falan gitmek. Bence de Amerikalı. Almanya'da güneş öyle camdan girmez. Katılıyorum. Havalar da burada hep çok güzel. Bence de Amerikan kendisi. Kaliforniyalı. Valley. Evler hep prefabrik. Tamam, Amerikalı dedik. Okey. Bacası figürü yok. Her Nevşoğlu'nun evinde olur. Nevşo değil eminim. Bence Yozgat. Burası da Boston tarafları. Ohio veya Massachusetts. Bilemiyorum. Benim uykum gelmek ve izninizi istemek, çok öpmek ve kaçmak. Görüşürüz Nordeşincim. Tatlı rüyalar diliyorum. Dikkat et kendine. Bay bay. Şimdi şu şeyi şuraya koyalım. Yanında da şu olsun. İbit. Bu bitkinin yeri neresi olabilir? Şurası tatlı durur. Okey. Kadehler erişilebilir bir yerde olsun. Ya yemek odası ne kadar tatlı bir şey. Tamam. Kapıyı kapatma Nordiş'im, ben de geliyorum. Sen de mi gidiyorsun öpe? Tuz ve karabiber diye tahmin ediyorum. Teksaslı olabilir, kaktüs sevdasından. Biz de seni seviyoruz Nordişincim. Dikkat et kendine. Bye bye. Ben de gideceğim ama Nordiş'in kapıyı kilitlemiş. Yok yok, kitlememiş daha. Mardinliyim dese o tencereyle inanırım. Valla bilemiyorum da ben Simay'ın aileden doğulu falan olduğuna eminim. Çünkü kız istisnasız gittiği her yere tencere, düdüklü tencere götürdü. Artık günde 3 öğün kaburga mı haşlıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Düdüklü tencereyi bir Amerikalı için kullanır bilmiyorum. Simay nerelidir? Simay Türkiye'nin İstanbul ilinde bir ilçedir. Minaj iyice saçmalanıyor. Simay Amerika'da nerede yaşamaktadır diye sorabilir misin Teslacığım? Madem güzel senaryo uyduruyor Vilospot. Kendisi karar versin. Simay'a taşınıyorum. Okey. Bence bu ödülü de şuraya bir yere koyalım. Yok ya, ben ödül köşesini bu köşe yapacağım. Kız çalışmış, didinmiş, yıllarını vermiş. Şöyle gösterişli bir yer olsun lütfen. Neyse, biraz itince açıldı. Dikkat edin efendim kendinize, yayıncımı ve mutluluğumuzu Tesla üzmeyin. Çirkenize içici bakın. Görüşürüz Löpe. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bit içinde o an bir an böyle bir şey oldum. Afalladım, söyleyemedim. Çok teşekkür ediyorum. Dikkat et kendine. Bay evet, Simay Nevşehirli olabilir. Nevşehir Türkiye'de bir şehirdir. Aynı zamanda ülkenin en eski şehirlerinden biridir.
Simay Nevşoğlu çıkamaz ya. Çok alakasız. Tamam. Okay. Yemek odasını bitirdik mi? Burada bir laptop var. Ya bu kadar eski laptopu niye saklıyorlar bunlar ya? Kitaplar. Okay. Hamilelik ve bebek kitapları. Bu ne? Bu roman. Bunlar burada dursun. Bu burada dursun. Okay. Burada dursun. Ay ailesiyle Futisi, ailesiyle Futisi burada dursun. Bu kasenin işlevini tam çözemedim. Neyse şimdi burada dursun. Çok fazla bilgisayar var evde. Şurada dursun mu acaba? Okay. Mutfağı geçtik. Tarayıcı değil mi o ya? Tarayıcı mı? Aa evet tarayıcı olabilir bu arada. Çok mantıklı. Tam burada dursun. Simay ve Burçin için Amerika'da geçen kısa bir aşk hikayesi yazar mısın? Simay ve Burçin üniversite okumak için Amerika'ya gittiler. İkisi de aynı sınıfta okudular ve arkadaş olmaya başladılar. Bir gün Simay ve Burçin arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra arkadaşlarının önünde Simay ve Burçin birlikte daha uzun mesafeler yürümeye karar verdiler. İkisi de beraber vakit geçirmekten keyif almaya başladılar. Gün geçtikçe ikisi arasında yakınlaşma başladı. Bir gün Simay Burçin'e Amerika'da geçen o kısa... Bir gün Simay Burçin'e Amerika'da geçen o kısa ama güzel aşk hikayelerinden birini anlattı. İkisi de kendilerinin de aynı hikayeye konu olacağını hissettiler. İkisi arasındaki aşk zamanla güçlenmeye başladı. Simay ve Burçin her fırsatta birbirlerinin yanında olmaya çalışıyorlardı. Nihayetinde ikisi de Amerika'daki yolculuklarını tamamladı ve memleketlerine döndüler. Hayda! Neresi orası? Ancak ikisi arasında oluşan aşk hiç bitmedi. İkisi de bu aşka her zaman sahip çıkmaya karar verdiler. Ya Biloş bot harika bir bot değil mi arkadaşlar? Kesinlikle dinliyor bizi ya. Bu kadar tutarlı hikaye nasıl yazabilir? Yozgat ve Giresun. Helal olsun ya Biloş botçum sana. Şimdi burası ocak. Bence bardaklar nerede olmalı? Bardaklar bence şurada olmalı. Moslar burada olmalı. Havan şurada dursun şimdilik. İçimden bir his bu evi bitirince oyun bitecek diyor. Ne diyorsunuz chat? Benim şimdi öyle bir his var. Neler yaşanmış bakalım. Arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Bu arkadaş başörtülü galiba. Ya bu kadar detaylı da düşünmezsin oyunu ya. Gerçekten şimdi elinden öpeceğim adamların. Bir şey söyleyeceğim. Siyah saçlı Burçin. Siyah saçlı Burçin. Siyah saçlı da ten rengi biraz fazla kaldık geldi bir Japon için. Bilemiyorum.
Aa, bunlar karı kocalar. Sakallı uzun saçlı bir erkek. Soldaki Buğra ama. Aynen bu Buğra, bu da Berra. Witcher, sen ne çok dram seviyorsun ya. Drama seviyorsun ya. Aile fotosunda kardeşim, fotosu da siyah renkli. Bir dakika. Aile fotosunda kardeşin fotosu da siyah renkli saç. Anlamadım testacığım. Ay, bunlar aile mi acaba? Bunlar acaba Burçin'in ailesi mi ya? Burçin de bu nasıl? Bir şey söyleyeceğim bak. Burçin bu. Bu annesi. Çünkü ten rengi aynı. Yemin ediyorum, ben bu oyunu bizim kadar didikleyip de senaryo uyduran başka birisi olmadığını neredeyse yemin edebilirim. Ten renkleri aynı. Burçin bu hesaba göre bir melez. Ama Burçin bana çok Japon vibe'ı da verdi. Annesi Müslüman. Arap kökenli diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Araplar genelde beyaz tenli oluyorlar. Nereli olabilir annesi acaba? Bu aile Müslüman ama eminim yani. Hindistan. Yok ya. Nepal. Japonsa beyaz tenlidir. Bu baba Japon falan değil bu arada. Bu sakal, bu saç. Aa. Pakistan. Pakistanlı iki insanın nasıl Asyalı çocuğu olabilir? Bu kız Asyalı değil bence ya. Değil yani. Baba Viking. Allah'ım ya. Çok gizemli. Bu kız kesinlikle Japon falan değil. Bu ten renginden ben bunu çıkaramıyorum. Ailesi muhafazakar. Bir şey söyleyeceğim. Burçin Türk olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Burçin Kürt de olabilir ya. Her şey olabilir. Burçin Japon değil arkadaşlar. Bunu unutalım artık. Burçin bence Orta Doğulu ya. Baya bizden yani. Burçin Türk müdür? Hayır, Burçin Türk bir aktrist. Burçin Hindistanlı mı? Tütsü de getirdi. Tütsü getirdi. Evet ama çok... Selman o kadar doğru ki yaptı dediğin şey. Burçin'de bir Hindistan vibe'ı aldım ben şu an. Hindistan'da da çok fazla Müslüman var. Çok fazla değil, bayağı. Burçin Suriye olabilir mi? Sanmıyorum. Suriyeliler de beyaz tenliler. Allah'ım, bu kız nereli ya? Bütün Japon Mapon persona gitti şu an kafamdan. Burçin Avusturya'dan koala magneti de almış. Bir Türko gezemez bu kadar. Burçin'in ailesi bu. Net. Zaten o getirdiği kanatlı şey de Hint olaylarına benziyor. Avustralyalı. Burçin, ben de şu an ya Pakistanlı ya Hindistanlı ya Bangladeşli. Bakın, siz benim çocuk kitabı senaryomu da hor gördünüz ama her şey rayına oturuyor. Yo, hiç öyle bir şey demedim. Sen bence gözünden kaçtı. Cuk oturdu hikayen. Ama Yahudi tarafı da var. Oşam'dan ne? Oşam'dan Burçin'den önce de evde vardı. Oşam'dan bir de baston. Burçin'den önce vardı. O ikisi gizemli objelerden birkaçı zaten. Vay be. Ne olaylar ya. Tamam. Burçin Japon değil. Bunda hemfikiriz değil mi? Filistin. Filistinliler de beyaz tenli olmuyorlar mı? Gerçi başörtülü diye Müslüman olduğu anlamına da gelmez şimdi. Baharatlar fazlaysa kesin Hint. Palaminyon, bir şey söyleyeceğim. Burçin geldiğinde eve bir sürü sos ve baharat getirdi. Bir sürü sos ve baharat getirdi. Burçin'de büyük altın küpe var ama anne kapalı ve kavruk, baba sakallı, renkli giyiniyorlar. Ya Hindistan ya Faslılar. Soya sosu getirdi ama. Evet, ama pilav pişirme makinesi de getirdi. Vilo yine ne ırkçılığı yapıyor? Irkçılık yapmıyorum Cemciğim. Kültürlerin kendine has özelliklerinden bahsediyorum. Yengeyi Japon sanıyorduk. Esmer kavruk bir hatun çıktı. Ailesi de Müslüman muhafazakar bir aile çıktı.
Annenin saçlar yarı açık, o yüzden İranlı bence. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu yaparken bu kadar detay düşündülerse helal olsun. Anne Tahranlı. Baba Suriyeli. Tekrar söylüyorum, İranlılar da bu kadar koyu tenli olmuyorlar. 18 pikselden bir kadının ırkını tam bilmiyorum. Gerçekten durum şu. Neyse, bunu köşeye yazıyoruz. Japon Japon diye tutturmayalım artık. Zaten oyun bitti bence. Bu parttan sonra ben oyunun bittiğini düşünüyorum. Bakalım. Neresi kaldı? Salon kaldı, mutfak kaldı. Hadi bakalım. Yeni bir Fati daha geldi. Ne bu? Öpüşüyorlar galiba. Aynen, öpüşüyorlar. Teker, bardak. Koloturka bardağım nerede ya? Koloturka bardağını hissettim. Annemi çok azarladım. Bir daha koyma kolye diye. Kadın gerçekten koymamış. Göremedik o bir şey. Alın al. Heh, rahat ettiniz mi? Heh. Bir şey söyleyeceğim bak. Kızda marjinallik var. Saçının bir kısmı da kırmızı ha. Bak bak. Ya şu kadarcık kareye, piksele bir hikaye sığdırılabileceğini bize göstermiş bu oyunun artistleri. Hakikaten helal olsun ya. Hakikaten helal olsun. Nerede anne? Okey. Hindu ya, kesin ben çok okeyim Hindu ya. Şu an ben de biraz öyle düşünüyorum ama babanın bu kadar beyaz tenli olması, babanın kumral olması beni bir tık şüpheye düşürüyor. Ben buydu olacağım bu arada, oynamasam da stüdyo kazansın. Hakikaten kazansın. Zaten çok ucuz bir oyun bu arada. Haberiniz olsun. Bayağı ucuz bir oyun. Balık. Hintliler ama Amerika'da yaşıyorlarmış. Baba Amerikalı. Asimile. Aa. Çok mantıklı. Çok mantıklı da bu pilav pişirme makinesi ve bu Asyalı olduğuna dair işaretler benim kafamı çok karıştırıyor. Çünkü çok fazlalar yani. Hintliler bildiğim kadarıyla bu kadar pilav yemiyorlar. Anime izliyordur. Animeden Aynı kalitede Papers, Please var. Bu arada inanın aynı derinlikte ve kalitede. Biliyorum oyunda. Oyunu oynayabilirim bu arada. Şeyleri yerleştiriyorum ama kafa hala Burçin'de. Burçin nereli? Bu fırın tepsisi yere koyalım şimdilik. Kase. Kase. Hadi. Böcek ilacı. Bitmiyor mu bu ya? 10 senedir. Sprey. Böyle şeyler genelde şöyle yerlerde oluyor. Oyun çok duygusal bu arada. Ben bitirememiştim ama oyun başında bile çok duygusaldı. Beholder'da keza öyle. Limbo da güzel. Limbo çok eski oyun ya. Defalarca bitirdim onu. Böcek ilacıyla domates sosu aynı yere koy. Domates sos değil ki bu. Temizlik ürünü. Ne? Ha, magnet. Bokito.
Ay çiçeği. Press. Bıçaklık. Işık. Çatallar nerede? Bu ne ya? Anti-hero. Ha bunlar mataraymış. Zeytinyağı. Balzamik ya da sirke. Neyse artık. Sarımsak tozu. Bu ne? Bilmiyorum. Okey. Hadi artık eşyalar bitsin de bir an önce düzenleyelim. Mum galiba. Bizler Amerikan tipi bu arada. Amerika ya da Kanada olduğu kesin. Aa bravo. Helal olsun ya. Ne güzel dikkat etmişsiniz. Nerede prizler? Ben de görmüştüm priz. Aha burada. Evet prizler. Amerika tipi. İşte helal olsun böyle dikkatlilik. Helal olsun. Tip prizler sadece Amerika'da değil bu arada Bangladeş'te kullanıyor. Bangladeş değildir ya burası. Olmasın yani. Bence. Banyo neredeydi? Aa tuvalet. Banyoyu arıyorum. Mitfağa gidelim. Ay hayır ya, yemek odasına gittim. Mutfak nerede? Ha, buzdolabı. Bak gereçleri çok fazla geniş mutfağı olan bir coğrafyadan olduğu kesin. Neresi burası? Antep mi? Öyle düşünürsek. Geldi bizimki evet. Şuraya koyalım her zamanki yerine. Oyun bitecek mi acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Runner mı acaba? Ne bu? Ha çöp poşeti ya. Evet. Sonunda. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Priz burada zaten. Yanında yer kalıyor. Süper. Oraya ne koyabiliriz? Çok da bir şey koyamayız da. Mataraları dursun.
Okay. Şimdilik şunu şöyle koyalım. Burayı bir boşaltalım ki evin üstünde bulaşıklık dursun. Pilav makinesi de burada dursun. Bir de mobilya alışkanlıklarına bakınca masif ahşap kullanılmış. Bu da Amerika'yı işaret ediyor. Mantıklı. Bundan sonra yeni çekirdekli Tamam. elektronik eşyaları aynen şöyle koyalım. Tabaklar erişilebilir yerde olmalı diye düşünüyorum o yüzden. Şurası iyi. Buraları da şöyle koyayım. Okey. Tamam. Şeker kahve için bir köşe mi yapsak? Merdaneye çok lazım değil. Rende şurada dursun. Şunu yerine koyalım. Pasta malzemeleri burada dursun. Magnetimizi de koyalım. Annesi çocuk ne yapıyor? Hangi çocuk? Bade mi? Ay Bade. Ya Bade'nin çocuk odasını görmek istiyorum. Durenk hoş geldin. Selamlar. Bade'nin çocuk odasını görmek istiyorum. Umarım oyun bitmez. Plastik şeyler ikinci de olsun. Gereçler. Tool'lar. Okey. Bunları buraya koyalım. Ama hikaye Simay'ın bence bitirecekler. Ya uf, ben çocuğumun emekliliğini göremeyeceksem bu oyunu bitirmenin ne manası var? Ya, hemen bitmesin. Baharatlık burada dursun. Bunun yeri burası değil kesinlikle. Şöyle koyalım. Okay. Yer kalmadı ya. El sabunu, sünger. Sünger burada dursun. Kupaya yer var mı acaba? Yok. Açılıyor mu? Açılmıyor. Nereye istifleyeceğim ben bunları? Köşede dursun. Çöp poşeti şurada dursun. Bezleri de şöyle koyayım köşeye. Kahveleri falan şuraya. Tamam. Eldiven. Eldiven burada dursun. Bıçak. Aa, bıçakları koymadık. Tamam. Bitti galiba. Şuraya bir tane de şöyle asayım. Bir tane de şöyle asayım. Okey. Burçin ilk eve geldiğinde Fatma Ana'nın eli ve yedi kollu Şam'dan getirmişti Yahudi gelenekleri.
Fatma'na Yahudi gelenekleri mi? Yedi kollu Şam'dan Yahudi, evet. Asya'da çok Musevi yok sanırsam. En çok Amerika kıtasında varmış. Araştırmış. Tam kalkan helal sana. Oyunun başından beri pembe domuz vardı diye şimdi de Judensu yani Yahudilerin domuzu diye bir gravür varmış Orta Çağ'da. Şimdi de onu okuyorum bir oyundan. Geldik. Fırına da az. Mantıklı. Fırına da bir tane asayım. Bir şey söyleyeceğim. Burçin geldiğinde bir tane de garip bir yaratık getirdi. Ama o mitolojik bir yaratık mıydı o heykel? Yoksa kendi kültüründen bir şey miydi? Yoksa böyle fantastik bilim kurgusal bir şey miydi? Onu bilmiyorum. Star Wars o ya. Star Wars muydu o? Star Wars değildir ya. Telifle melifle uğraşmaz bu oyun. Star Wars'u koymamışlardır bence. Ona benzeyen bir şey olabilir belki. Ejderha. Ejderha değildi. Şuna başka bir yer bulsak iyi olur. Şurada dursun. Tamam. Burası da bitti. Ama şurası çok düzensiz olmuş. Hoşuma gitmedi. Tamam, bunlar gayet okey. Geçelim salona. Ay bir de uyarı vermesin ne olur. Bilgisayar oyunu. Kitap. Bir şeyler. Hepsi birbirinden farklı bunların boyutları ya. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu çok kutsal kitaba benziyor biliyor musunuz? Ve bunu da Burçin getirdi. Şuraya koyalım. Saygıdan. Zoom. Yapalım mı zoom? Yemek kitabı ya. Yemek kitabı ne bu? Ya Sherlock Holmes bu ya. Kur'an sandım Allah'ım tövbe tövbe. Sherlock Holmes bu. Tamam. Nefis yemek tarifleri kitabına kutsal kitap dedi. Ya kızlar benim hayalimdeki evi yapmışlar gerçekten. Hayalimdeki ev. Her açıdan. Kettle. Kettle'ın yeri neresi olabilir? Kettle'ın yeri şurası olabilir. Baharatlıkları şöyle koyabiliriz. Çok saçma oldu. Ölüm sessizliği. Bu oyunun da böyle garip bir özelliği var. Soundtrack bir anda kesiliyor. 2 dakikada gelmiyor. Böyle kalıyorsun. Sherlock, İngiliz kültürü. İngilizler yıllarca Hinduları sömürdü. Parçalar yerine tek tek oturuyor.
Dubleks büsteki ev tabii hayalimizde hepimizde. Yo benim şu açıdan hayalim mesela salondaki TV büyüklüğü istediğim bu mesela. Mobilyalarım olabildiğince masif ahşap olsun isterim. Neden? Sağlıklı. Bir sürü oyunları var. Konsolları var. Okey. Şöyle puffy comfy bir L koltuk. Sevgiliyle otur bütün gün oyun oyna, film izle. Çalışmadığım bir senaryodan bahsediyorum. Ondan sonra mutfak genişliği gayet ideal. Ama çok fazla eşyalar var. Ben bu kadar eşya sevmem mesela. Mesela şu yemek odası çok tatlı. Çok tatlı. Arkadaşların çağır. Burada ye, iyi sohbet et. Çalışma odası benim. Dijital çalışma ortamı olarak hayalim. Evet. Bilgisayarım, tabletim falan. Atölye yok. Tesla doğru söyle. Bir tek atölyesi eksik. Bu evin. Kuleli bile var. Evet, kulelesi bile var. Bu Wi-Fi mı? Ay şey Wi-Fi de modem mi? Yoksa Wi gibi bir şey mi? Hiç çözemedim. Galiba öyle. Evet öyleymiş. Dijitürk. Öyle bir CNC falan olsa, freze olsa. Ya işte bak. Allah Allah ya. Chat ben çok merak ediyorum ya. Allah'ım ne olur oyun bugün bitmesin. Bir kısmı da yarın olsun. Sonra da o gizemli bilmem ne şeyinin makalesini ben burada çevirip okuyayım size. Bu baston ne ayak ya? Şundan bahsediyordum arkadaşlar. Bu Star Wars mu? Saat süren araştırmam sonucu Burçin'in Adıyaman Kahtalı olduğu sonucuna vardım. İyi akşamlar. Fil biblosu da var. Fil biblosu mu? Nerede fil biblosu? Bu oyun mu? Ne bu? Oyun galiba. Aynen. Bir dakika, kenarlarından kategorizasyonu yanlış yaptığımı fark ettim. Griler, siyahlar. Tamam. Şimdi doğru oldu. Ay. Ne çok kutu oyunları var ya. Çok güzel, çok severim. Allah'ım çok severim ya. Tamam canım benim, tamam hepsini koyacağım yerde yerine, dur sakin ol. Sığmıyor ki. Sığmıyor
sığmıyor ki yani. Nasıl koyacağım? Tüh, şanssızlığa bakın ya. Bir taneyle sığmıyor. Ya of, çok rahatsız etti şu an bu beni. Yer israfı. Köyük TV'nin üstüne sığıyor mu? Aa, TV'nin üstünü hiç denemedim. Dur, şu yemek kitabını kaldırayım. Cabir, helal olsun sana. Helal olsun. O kadar estetikten yoksun ki şu an görüntü. Ama sığıyor mu? Sığıyor. Bu arada Cabir mimar. Burada Cabir mimar arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ya burası var ya, tam şeye döndü. Dükkan. Ne denir? Çizgi şey Ben işlevi estetiğe tercih eden mimarlar çok. İyi hadi. Öyle diyorsan öyle olsun. Kasetçi işte. Ben Allah'ım, adını unuttum. Nasıl benzetme yapayım ki? Okay. Kutu oyunları. Baya baya yer kaldı ya. Okay. Çiçek burada olsun. Kenarda. Tamam. Fatma Ana'nın eli şurada dursun. Bence oldu. Bunu beğenmedi. İlla buraya koymam istiyor. Tamam. Okey. İmam. Bitti galiba. Evet, bitti. Uyum uyum. Argları başka bir yere koymam istiyor. Ama yer yok ki. Nereye koyacağım? Tamam, burada kabul ediyor. Unutmuşuz. Okay. Burada kocaman kapı var. Kirli sepetini önüne koymuşum ya. Allah'ım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Saçma mı? Tamam. Burada neyi beğenmedin? Parfümlerin yerini beğenmemiş. Beğenmemiş. Tamam, bunları koyalım o zaman. Bunu da istemiyorum. Ya bu helva kutusunu nereye koyayım ya? Nereye koysam beğenmiyorsun. Tamam.
İki hissetme biliyorum canım. Ama helva kutusuna benziyor. Bastonun sahibi kim? Vallahi çok merak ediyorum ben de tavuk volkancım. Bunu da şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. İki setine. Parfümler de burada dursun. Tamam. Okey. Yatak odasında neyi beğenmedin? Aa evet. Ulu orta koymuşum her şeyi. Zores eşittir Settlers of Catan. Bu arada dün söylediğimde hangisi o denilmişti? Selman ben ne demek istediğini anlamadım. Düzelttim Şenex. Çok önemli değil mi? Burada olmasıyla burada olması arasında çok büyük bir fark var. Mealbox. Mealbox. Kutun oyununu söyledim orada. Bu mailbox diye düşünüyorum ben her seferinde. Mutfağa götüreyim. Of her yer sıkıntı bu ne? Ama yani haklı. Bunun burada ne işi var? Çöp poşeti. Burada dursun. Onu da beğenmedi. Tamam. Allah Allah ya. Nereye koyayım ben bunu? Nereden çıktı bu? Bu nereden çıktı gerçekten? Yatak odasındaydı bu. Okay. Hoparlörler şurada durabilir mi? Durabiliyor. Burada sorun yok. Banyoda sorun yok. Giyinme odasında sorun yok. Yatak odasında. Bunları salona alacağım. Bunu çalışma odasına götüreceğim. Bunu da beğenmemiş. Allah Allah. Yer kalmadı ki canım benim. Nereye götüreyim? Yemek odasında istiyor galiba. Oradan çıkmıştı çünkü bu. Yemek odasında çalışıyor sanırım. Evet, okey. Bu da burada dursun. Mutfakta ne kaldı? Bu kalmış. Bunu da salona götüreyim. Burada bir şey kalmadı. Burada bir şey kalmadı. Burada bir şey kalmadı. Burada son bir şey. Hazır mısın chat? Geliyor oyunun sonu galiba. Ay. Yok daha bebek odası var. Pardon. Boşuna heyecan yarattım. Çok sorry. Çok pardon.
Şunu da şöyle koyalım. Bebek odası. Bunu burada istemiyor. Bunu kütüphane, çalışma odasına alacağız galiba. Ya da salona mı alsak? Salona alalım. Alabiliyor muyuz ki? Alamıyoruz. O zaman çalışma odası. Okay. Bunu da burada istemiyor. Bunu da yemek odasında istiyor. Çünkü orada çıkmıştı. Tamam. Nerede sorun kaldı? Bebek odası. Ya! Üf, bu ne? Ya kim uğraşacak? Badeci'yi beğenmedi. Allah'ım sinirim bozuldu ya. Şimdi gördüm, en az Tesla'nın şeması kadar başarılı bir tespit. Bakayım neymiş acaba bu? Selma. Aa, upuzun yazmışsın, ben yeni gördüm, çok pardon. Burçin gelince Japon yemek malzemeleri ve hediyelik eşyaları geldi mi? Evet. Diyor ki yaparsam da kendi tarzımda yaparım. Tütsü de getirdi mi? Evet. Annesi kapalı, babası sakallı mı? Evet. Kendisi kavruk mu? Evet. Kafamızı karıştıran fazladan kültürel öğe var mı? Evet. Burçin Japon restoran sahibi ama Hindistan veya Bangladeşli. Simay da Burçin'den önce hastalandı. Baston o yüzden. Ve evden çalışmaya başladı. Makine ve dikiş seti yok artık. Dur bir dakika ya, beynim yandı, dur. 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 Evet, annesi kapalı, babası sakallı. Evet, kendisi kavruk. Evet, kafamız karışan fazla kül var. Evet. Burçin Japon restoran sahibi ama Hindistan veya Bangladeş'ti. Ya ama Selman, ne yaptın sen? Olabilir mi? Evet, olabilir. Evet. Ama çok kafa karıştırdı şu an. Ya ben Bade Ece yazamayacaksam çocuğumun odasına ne anlamı var doğurmamın? Ne anlamı var anne olmamın ya? Lazer kesim yazılar yazamayacaksam çocuğumun odasına hala kabul etmiyor. Allah Allah. Okey. Bunun içine koyuluyor mu? Koyulmuyor. Yerde istiyor olabilir. Evet, yerde istiyormuş. Teşekkür ediyorum. Bade Ece. Yaptık. Ay. Ay. Oyunun sonu galiba. Galiba oyunun sonu. Ne diyorsunuz? Sizce sonu mu değil mi? 5 dakika mola, öyle bitir. Oyunun sonuysa çok saçma bir fikir bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten gerçekten 3 dakikalık, 5 dakikalık bir molaya ihtiyacım var. Anladınız siz. Yeni manita yok mu ya? 26 geçiyor, 30 geçe buradayım arkadaşlar. 4 dakikalık mola.
Geldim. Geldim. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Çarpıcı gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Chat. Sonudur bence. Bitmeli artık, yoksa biz biteceğiz. Tıkla gelsin. Hadi bakalım. Ay, çok heyecanlı. İlk değiştiren adam, hoş geldin, selamlar. Nerede sorun var ya? Hala yıldız çıkmadığına göre bir yerde sorun var. Nerede? Bebek odasında. Hala. Aa, şurada iki tane şey kalmış, pardon. Bunları da alalım. Bitti. We are so looking forward to meeting you. Aa, daha gelmemiş bebek. Ya gelmemiş ya da doğmamış. July 2018. Ay, hadi bakalım. Ay, bitti. Benim yaptığım şekilde gösteriyorlar bir de. Ya. Ya. Bakın, ailesiyle fotosu var buzdolabında. Soru işaretiyle kaldık. Merak ediyorum sizi. Ben de çok merak ediyorum. Humble special thanks. Ben bir şey bekliyorum. Bir kare de olsa bir şey bekliyorum şu an ya. Bir görseydik çocuğun yüzünü, görseydik bir şey yapsaydık. Bir Sima'yı falan görseydik. Unpacking 2 Buğra'nın yola. Ya major ya, çok iyisi. Kardeş, şu sanat sineması bu, biz mi anlayacağız her şeyi, anlatsanıza. In memory of. Ya birileri ölmüş, beloved grandmother. Bu saatten sonra pek bir şey çıkacağını sanmıyorum chat. Çıkarsa ben size söyleyeceğim. Yayına katılan hepinize, her birinize çok 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 minnettarım. Buyurun göstereyim. Son sahne bu. Ve bir şey söyleyeceğim. Kız Asyalıydı. Önemli bir şey çıktı. Sanmıyorum, çünkü sonuna gelmişti yani artık kredisi.
ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ya. Bir dakika, kredisi tekrar açıp Fatih'e bakmak istiyorum. Görebilir miyiz? Muhtemelen göremeyiz. Ya. Neden göremiyoruz? Stickers. Album select. You can now listen to tracks from the whole game by enabling shuffle music under audio. Tamam, ondan bahsetmiyorum. Ay, buradalar! Buradalar. Thanks for joining me on this journey. Ya, arkadaşlar. Ay. Hala Burçin'in nereli olduğunu anlayabilmiş değilim. Sizce nereli? Bu kadar ırkçı olabilir miyiz taktık kızın orijinlerine? Bu arada Ece'nin odasında da kaplan vardı. Çin olabilir, kuvvetle muhtemel. Japon işte. Birazcık kavruktandı kendisi ama. Pocantas. Kanalda resmi olarak bitirdiğimiz ilk oyun. Evet, bu arada ilk kez. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben oyun oynamaktan çok keyif aldım arkadaşlar. Zehri enjekte ettiniz bana. Ya Vilonya'yı... Ne uğraşacağım Vilonya'yla ya? Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Öyle bir şey olmaz. Full oyun kanalı olmayacağım hiçbir zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten. Ben bayağı keyif aldım. Oyun oynarken bu kadar keyif alacağımı bilmiyordum birincisi. İkincisi, oyun oynarken izleneceğimi de düşünmüyordum. Garip bir şekilde bu konuda birazcık özgüvensizdim. Ama çok eğlendim. Her birinize de çok müteşekkirim. Bayağı keyif aldım. Kendinize çok dikkat edin. Yarın akşamki yayında görüşmek dileğiyle. Yarın akşamki yayının içeriği konusunda hiçbir fikrim yok. Ona bir düşünüp karar vereceğim. Ama oyun yayınları devam edecek. Sizleri çok seviyorum sevgili chat. Oyun da eğlenceli ve ucu açıktı ama onun da hakkı var. Kesinlikle güzel bir oyun seçimi yapmışım. Kendimi tebrik ediyorum. Bana katıldığınız için de bu keyifli yolculukta çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi uykular diliyorum. Kendinize iyi bakın.